Herkese merhaba arkadaşlar. Didim. Mavişehir'deyiz. Aslında burası Mersinlere mahallesi ama Mavişehir'le hemen bitişik olduğu için burayı herkes Mavişehir olarak bilir. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim size. İşte denize 200 metre mesafede. Abartmıyorum. Denize gerçekten 200 metre mesafede. Çok güzel bir konumda. Bu villayı izleyeceksiniz. Full eşyalı 4 artı 1. Gerçekten ev de güzel, eşyalar da güzel, havuzlu, kendine ait park alanı var. İçerisindeki eşyalar sıfır ayarında arkadaşlar. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Bölgedeki fiyatların da altında. 12 milyon 500 bin TL. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl altında? Gerçekten altında. Artık buradaki fiyatlar aldı başını gidiyor. Denize yakınlığı ve tabii ki içerisindeki eşyaların olması bir de 2 yıllık bir villa olması bizimkini biraz daha ön plana çıkarıyor. Hiçbir masraf yapmadan kişisel eşyalarınızla ve bir temizlik yaptırarak hemen oturabileceğiniz bir villa. Böyle güzel bir girişimiz var. Araç park yerimiz burada. 2 3 araç rahatlıkla buraya sığacaktır ki otlar da böyle biraz büyümüş ama bunlar tabii ki temizlenecek. Evin içerisi temizlenirken burada temizlenecek. Sizi böyle yalnız bırakmayacağız. Temizlettirip öyle teslim edeceğiz. İçeride sadece bir barbekü gidecek arkadaşlar. Barbeküyü vermem dedi ev sahibi. Zaten çok dönem değil. Buraya alana barbeküyü ben de hediye edebilirim. Denize 200 metre mesafe dedik. Hemen şöyle havuz kısmına bakalım mı? Şezlongları dahi hazır. Hemen gelip oturacaksınız. Bakın iki tarafa da böyle çam ağacı dikmişler. Limon çamı, selvi çamı bunlar arkadaşlar. Çok da güzel büyüyor ve duvar görevi görüyor. Hatta üstten kesmişler. Biraz daha büyütüp kesebilirsiniz. Havuz ortalama 35 metrekare civarında. Şu an benim evdeki havuzdan büyük bu arada. Gerçekten dev gibi bir havuza sahipsiniz. Ve ön tarafta da böyle bir alanımız var. Şimdi buraları tamamen kilit taşıyla döşenmiş. İsterseniz bahçe olarak kullanmak isterseniz buradan şöyle bir sıra tamamen kaldırılıp bahçe de yapılabilir ama bence ne gerek var? Ön tarafında balkon kısmına branda yapmışlar ki güneş vururken daha gölge olsun diye çok da güzel olmuş. Ev gerçekten güzel benim hoşuma gitti. Hoşuma gitti bu evleri götürüp Bodrum'da Kuşadası'nda herhangi bir yere koysak 25-30 milyonlarla değer biçilir. Ama burada 12 milyon 500 bin TL gibi bir değeri var bence güzel. Uygun bir fiyat. Alınabilecek güzel bir fiyat. Bakar mısın ne kadar güzel. Her taraf yemyeşil. Şöyle baktığınızda hem doğayı görebiliyorsunuz. Terasa da çıkacağız birazdan. Terastan da göreceksiniz. Ön tarafımız arkadaşlar e, orman kampı olarak geçiyor. Didimi bilenler için söylüyorum. Hemen oradan e, sahil kısmına da girebiliyorsunuz. Drone görüntülerini de çekmeye çalışacağım. Güneş tam karşıda ama inşallah çekebiliriz. Klimalar hazır. Evin zaten gördüğünüz gibi otomatik panjuru da mevcut. Eksiksiz bir villa. 12 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz denizin dibinde. Denizin dibinde harika bir Villa sahibi olacaksınız. Böyle baktığınızda zaten bu villalardan çokça yapıldı. Tamamı satıldı. Hatta bir tane arkada satılık var. Onun fiyatı 15-16 milyon isteniliyor. Burası 12 milyon 500 bin TL. Ön cep olması da avantaj. Şimdi ayakkabıyla giriyoruz. Bunu siz söylemeden ben söyleyeyim arkadaşlar. Girin dediler. E çünkü temizlik yapılıp böyle teslim edilecek. Bunu söyleyelim. Dokunmatik prizlerimiz var gördüğünüz gibi. Buradaki bir tane prizden bütün panjurları ve elektriği açıp kapatabiliyorsunuz. Akıllı sistem görevi verilmiş. Hemen girer girmez sol tarafta şöyle bir lavabomuz var. Gayet güzel. Buranın ışığını bir yakar mısın? Karanlıkta kaldık. Bulamayacağız değil mi? O dokunmatiklere basınca kapanıyor hepsi. Şimdi tekrar cesaret edemiyoruz ışık yakmaya. Gayet güzel. Bocci marka gömme rezervuar var. Artı burada Adel markada musluklar kullanılmış. Seramikler çok güzel. Bak yarıya kadar farklı bir seramik. Sonrası bambaşka bir seramik kullanılmış. Araya geçiş seramikleri konulmuş. Ve böyle bir vestiyer alanımız var. Hemen salon mutfağa girmiyorsunuz. Direkt bir vestiyer alanı sizi karşılıyor. Ayakkabıları ve giymediğiniz eşyaları koyabileceğiniz. Bu vestiyer alanı yetiyor bu arada. Hani e, Ankara'da, İstanbul'da özellikle Konya'da yapılan villalarda böyle geniş geniş arkadaşlar vestiyer odaları görebilirsiniz. Ama burada ihtiyaç yok çünkü burada kış yok. Biz sürekli yazdan muzları, sıcak havalar çok sıcak. Biz evi nasıl soğuturuz diye düşünüyoruz. Şimdi bu eşyalar görmezden gelelim. Yani görmemiş olalım. Çünkü bunların tamamı e, balkona çıkacak. Gayet güzel bir villa, güzel bir salon. Şöyle salonu bir boylu boyunca gösterelim. L şeklinde bir koltuğumuz var. Sen oradayken gösteremiyorum. Seni böyle alsam çok daha güzel göstereceğim. L şeklinde bir koltuğumuz var. Panjurlarımız zaten otomatik panjur dedik. Karşıda bir Regal marka. Regal'ın eski e, reklamlarını biliyor musun? Ahmet Çakar iki tane televizyon koyardı. Hangisini alırdın derdi. Regal mi işte X marka mı? X marka dediğinde tokatlardı insanı. Öyle reklamlar gördük biz. Bir de sıcağı sıcağına diye bir program vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. 90'larda ben küçükken hatırlıyorum. Böyle bir program ben belki Türkiye, hatta dünya televizyonlarında görmemiş olabiliriz arkadaşlar. O kadar garip ki adam meyhanede anlatayım. Hatta YouTube'dan bakabilirsiniz. Adam meyhanede arkadaşlarıyla tartışıyor. Arkadaşları bir şey söylüyor, birine benzetiyor bunu. O da ondan hoşlanmıyor. Arkadaşlarını vuruyor, arkadaşlarını vuruyor. Kameralar giriyor. Düşünün, adamlar cenazeler burada, adamlar röportaj yapıyorlar. Adam kendi kafasına silah dayamış ve silah almaya çalışıyor falan böyle acayip absürt programlar gördük ki. E, aklıma geldi Regal görmüşken uzun zamandır görmüyorum. Gayet güzel bir Regal marka televizyonumuz var. Ben nereden nereye atladım değil mi? Her gün böyle video çekecek artık muhabbetler de sarmaya başladı. Vestel marka klimamız var arkadaşlar. Klimalarda da söylüyorum. Let spot aydınlatmalar sevmediğim tek şey var şu ampuller. Şimdi bunu siyasi olarak algılamayın. AK Parti'nin e, sembolü diye bir şey demiyorum. Gerçekten ampuller yakışmamış. Avize lazım buraya. Geçen böyle dedim hemen biri altına yorum yapmış. Sen vatan hainisin. Ya değil aslında bu ampul olmamış sarı. Yani güzel bir led bir avize yakışır. Çok güzel bir mutfağımız var. Bakın ayrı mutfaklı. Kimson tezgah, tezgah arası seramik. Üstte ve altta gördüğünüz gibi arkadaşlar lake dolaplar kullanmış. Lake çok kaliteli bir ürün ve burada da kullanılmış. Bütün eşyalar hazır. Bakar mısın şuraya? Ya yani tabak, çanak her şey hazır burada. Gelip hemen oturacaksınız. Sahibi yurt dışında. Almış ama satıyor. Hemen şöyle bir dönelim şunu bir gösterelim. Sadece bu gidecek. Bu da güzelmiş bu arada. Neden bunu istediğini şimdi anladım. Sadece o gidecek. Geri kalan bütün eşyalar kahve makinesi, çay makinesine kadar her şey kalacak. Güzel bir yemek masamız var burada. 4 kişilik hemen balkona çıkalım. Böyle de güzel bir balkonumuz var. Gerçekten güzel geniş bir balkon. Şimdi bu buranda yaşlarınızda zaten bu böyle tekerlekli bir sistem. Açtığınızda ön tarafa doğru kapatıyor tamamen. Burası da gölge hale geliyor. Tezgah altında led aydınlatma var mı bakalım. Burada led aydınlatma koymamışlar. İstenirse konulabilir. Zaten prizler burada mevcut. Gayet güzel. Şimdi burada böyle bir depomuz var. Ev güzel değil mi? Çok kullanışlı geldi bana. Gerçekten harika. Kapıların renkleri çok güzel. Antresit renkte. Şu eşyalar çıktığında çok daha güzel gözükecektir. Hemen şöyle yukarıya doğru çıkalım. Yukarıya doğru bir çıkalım. Orta katta bizim neler bekliyor bir görelim. 3 adet odamız. Bir genel kullanım. Banyo, lavabo burada göreceksiniz. Geniş kullanımlara sahip. Balkonlara bayıldım ben bu evin. Birazdan siz de izleyeceksiniz. Güzel bir koridorumuz var. 3 tane sıralı şekilde odamız. Hemen gel buraya gösterelim. Bir tane de banyo, lavabomuz var. Bosch marka gömme rezervuarımız burada. Gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde. Makina kirli sepeti de aykırı olmuş ve Geçiş alanı oldukça fazla kalmış. Duş alanının içerisini gösterelim. 95 santim genişlik var. Ve alabildiği kadar uzunluk var. Böyle bir duş alanı gerçekten çok ideal. Çamaşır makinesi. Hemen üst tarafına da kurutma makinesi yerimiz var. Ama kurutma makinesi almamışlar. Sadece çamaşır makinesi var. Eşyalarla satılık olduğu için bunları söylüyorum arkadaşlar. Hemen sağ tarafa geçelim. Burada da bir odamız var. Çift kişilik bir yatak yerleştirilmiş. Hemen buraya bir dolap. Bence yatakla dolabın yeri yanlış. Onu söyleyelim. Yatak oraya gelecek, dolap buraya gelecek. Daha geniş bir kullanım alanı elde edersiniz. Fransız tarzı balkonlarımız var. Hemen şöyle bir dönelim, gösterelim. Dolabı da bir gösterelim. Dolapların içerisini açmıyorum. Eşyalar olabilir kişisel eşyalar. Bu yüzden açmayacağız. Ama her şeyle birlikte satılık perdelerine kadar her şeyle birlikte satılık bir ev izliyorsunuz. Gelelim ana yatak odasına. Ebeveyn banyolu ana yatak odamız gerçekten çok geniş. Onu söyleyelim. Dev gibi hatta. İsterseniz şuraya bir makyaj masası diyeceğim ama buraya koymuşlar zaten. Bu tarafa da alınabilir. Çift kişilik bir yatak. iki tane komidin. Güzel bir niş yapılmış. Gerçekten harika olmuş. Orada Hakan Mengücün kitabını gördüm bu arada. Çok güzel bir kitap. Okursanız arkadaşlar tavsiye edelim. Şöyle bir kitaba bakalım. Hakan Mengüç sen yola çık yol sana görünür. Gerçekten güzel bir kitap. Okumuştum. Bir ara okumuştum. Gayet güzel, geniş. Burada da dolabımız var. Gelelim şöyle banyo lavabo kısmına. Gayet güzel bir banyo lavabo, geniş. Duşakabin içerisi de geniş. Buralar da geniş. Güzel kullanışlı. Böyle çok kişisel detaylara girmiyoruz arkadaşlar bu yüzden. Balkonu da gösterelim mi hemen? böyle bir balkonumuz var. Her odada balkon var aslında. Hemen şu ağaçların ön tarafı sahil bu arada. Terastan göreceğiz birazdan. Ev gerçekten güzel. Burada da böyle bir balkon var. Balkonlarda zaman geçiremiyoruz. Hava o kadar sıcak ki artık. İnanın. Zayıflamaya başladık sıcaklardan. İnsan sıcaklardan zayıflar mı? Zayıflıyoruz arkadaşlar. Kilo veriyoruz. Bakın size söylüyorum. Kilo mu vermek istiyorsunuz? Didime gelin. Muhteşem bir kilo verme yeri. Hem yüzersiniz hem tatil yaparsınız. Güzel bir odamız burası da. Böyle bir arada sıkıştırmışlar ama şimdi ben yine karışacağım buraya. Yatak böyle dönecek. Dolap kısmı buraya alınabilir. Ya da hemen şu kısma bak. Şu şifon yer buradan kalkar. Makyaj masası olarak da kullanmışlar. Buraya dolap da gelebilir. Burada bir tane de böyle tekli berjer şeklinde kullanılacak bir alanımız var. Güzel ama gerçekten kibar, tertemiz bir ev. Hemen şöyle marketi de göstermiş olalım. Önümüzde de A101 var arkadaşlar. Marketlerin tamamı elimizin altında. Marketlerin, restoranların tamamı. Sahil zaten dibimizde ki Didim'e gelmemizin amacı ne? Tabii ki deniz. Denize de çok yakınız. Devam edelim. Her yerde gözüme batıyor bak şunlar. Şunları göstersene bir. Her yerde gözüme batıyor bu ampuller. Bu ampullerin bir an önce değişmesi lazım. Evi ben satarsam gelip kendilerim ampulleri değiştireceğim bu arada. Büyük ihtimal buranın sahibi de çok oturmamış arkadaşlar burada. Hemen böyle yukarıya çıkalım. Yukarıda arkadaşlar bir genel kullanım banyo lavabomuz ve terasımız var. Bir tane de odamız var. Burada böyle bir depo alanımız var. Yani aslında ikinci bir teras yapılabilirmiş buradan. İstenirse açılabilir ama bence gerek yok. Bütün kullanmadığınız eşyaları buraya bırakabilirsiniz. Hemen şöyle bir banyo lavaboya bakalım. Burası da güzel. Burada yarım cam kullanmışlar. Bak güzel olmuş. Yani kafa falan hiçbir yere değmiyor. Ben 1.68 boyundayım. 1.78 hatta 1.80'e kadar rahatlıkla kullanabilir. Şu kısma gelirseniz daha geniş bir açısı var. Sen gittin değil mi? Ben çıkacağım zannettin. Burada da bohçe yine gömme rezervuarımız var. Hemen şöyle yatak odasına bakalım. Güzel bir yatak odamız da burada var. Zaten geniş bir yatak odası olduğu için istediğiniz eşya, istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz. Yatak böyle tercih edilmiş ama bana kalsa ben şuradan itibaren gömme dolap yaptırırdım. Yatağı da karşıya koyardım. Şu alanı dolap olarak kullandığında şu çatı eğimini de es geçmiş olurduk ki çok da güzel olurdu. Şimdi biz çıkmak istemediğimiz bir yere çıkacağız terasa. Neden? Çünkü çok sıcak. Güneşte karşıda böyle karşılıklı depo alanlarımız var. Hemen karşıda da güvercinlik diye dediğimiz yerler. Arkadaşlar çamaşır makinesi tesisatı burada da var. İsterseniz buraya da yerleştirebilirsiniz. Ya da Buraya da yerleştirebilirsiniz. İki tarafa da hem mutfak tezgahı hem de çamaşır makinesi gibi kullanabilirsiniz. Şöyle bir gösterelim. Bakın burası Didime, geldiğiniz eski yol. Yeni çevre yolu açıldıktan sonra kullanmıyorsunuz. Hemen şu aracın geçtiği yerin yan tarafında da denize girebileceğiniz mavi bayraklı bir sahile sahipsiniz. Çok güzel bir konumdayız. Market, restoran, her şey burada. Mavişehir Pazarı zaten çok yakınımızda. Ev güzel, çatı kiremit yapılmış, çok ideal olmuş gerçekten çok güzel duruyor. Bak çatının şu eklem yerlerine de ek yerlerine de havalandırma için e, özel kiremitler yerleştirmişler ki orada rutubet nem oluşmasın diye çok mantıklı yapmışlar. 12 milyon 500 bin TL ile satışta. E, terasta çok zaman geçirmek isterdim ama çok sıcak arkadaşlar. Bu yüzden terasta çok zaman geçiremiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isan ettiysek affedin. Güvenlik kamerası, alarm sistemine kadar her şeye takılı. Çantanızı alıp geleceksiniz. Gelmeden beni arayacaksınız. Bir gün önceden evi temizleteceğiz. Hemen gelip yerleşeceksiniz ve havlunuzu alıp sabahına denize gideceksiniz. Öyle güzel bir ev.